Oğlum, Ayfer teyzenler geldi. Yanında oğlu Mert de var. Çocuğun canı sıkılıyormuş. Biraz ilgilen de biz de içeride rahat rahat muhabbet edelim. Hadi oğluşum. Ya anne, kalkamam şimdi bilgisayardan. Tam savaşın ortasındayım. Hem önceden niye haber vermiyorlar? Ben de ona göre kendimi planlardım. Dışarı falan çıkardım onlar geliyor diye. Sus, duyacaklar şimdi, ayıp olacak. Mert, hadi oğlum gel. Murat abin seni bekliyor. İyi tamam, lanet olsun ya. Gel Mert, yanıma otur, izle bari. Ben de oynamak istiyorum. Nasıl oynanıyor bu oyun? Hadi kalk, ben oynayayım biraz da. Lan izlemek neyine yetmiyor? Oynayıp ne yapacaksın? Bütün ayarlarımı bozacaksın. Bir de yağlı yağlı ellerinle klavye mouse'a diyeceksin. İyi. Otur oturduğun yerde, uğraştırma beni. Bana ne ya, ben de oynayacağım, bana ne? Vallahi ağlarım, ortalığı birbirine katarım. Kendimi tokatlar, sana iftira atarım. Hayatını karartırım lan senin. Kalk bilgisayardan çabuk. Dur lan dur, sakin. Geç otur. Ulan misafir çocuklarının hepsi dünyadan silinse keşke ya. Ne oluyor? Neredeyim lan ben? Öldüm mü yoksa? Ama imkansız, az önceydim. Hayır, ölmedin. Sadece misafir çocuklarıyla ilgili isteğin kabul oldu ve dünyadan silindin. İyi de madem dileğim kabul oldu, misafir çocuklarının silinmesi gerekmiyor muydu? Benim silinmem çok saçma. Sen de bir zamanlar misafir çocuğuydun. Geldiğin yerine çabuk unuttun. Hatırla, 1998 senesinde karşı komşunuzun oğlu Tolga abinin atenisiyle bozulana kadar oynadığını hatırla. Ama o zamanlar çok küçüktü. Hatırla, oyun oynamak için Tolga abine iftira atıp kendini yerden yere vurduğunu hatırla. Tolga abi, Tolga abi, hadi biraz da ben oynayayım. Hadi birazdan kalkacağız zaten. Sen hep oynarsın. Lan daha yeni geldiniz, ne birazdan gitmesi? Her gün geliyorsunuz zaten. Bıktırdın ya. Demek öyle. Tamam o zaman, ben de içeri gider beni dövdüğünü söylerim. Ne dövmesi oğlum? Sesimi bile yükseltmedim lan. Oynayamazsın dedim sadece. Sence içeridekiler sana mı inanır, yoksa ağlayan bir çocuğa mı he? Tamam lan, sen kazandın. İnşallah ileride başka bir misafir çocuğu sana da aynısını yapar. Oo, o zamana kadar kim öle kim kala, he. O gün Tolga abine yaşattıkların kaderini belirledi. Şimdi ya evine geri döner ve Tolga abinin sana boyun eğdiği gibi sen de misafir çocuğuna boyun eğersin, ya da bütün misafir çocuklarıyla beraber sen de yok olup gidersin. Tamam, ölmek istemiyorum. Geri dönüp boyun eğeceğim. Doğru seçim. Misafir çocuklarının gücünü asla hafife alma. Geldiğin yeri hiçbir zaman unutma. Şimdi seni geri gönderiyorum. Bu yaşadıklarından da hiç kimseye bahsetme. Geç otur dedin ama kalkmadın hala. Beşe kadar sayıp cingar çıkartacağım, haberin olsun. Tamam, dur kalkacağım. Karnın aç mı? İstediğin bir şey varsa getireyim hemen. Biraz cips olsa fena olmaz aslında ya. Ama yağlı ellerimle klavyeye dokunmam sorun olmaz mı senin için? Klavyeye sokayım, sana bir şey olmasın kardeşim benim ya. Getiriyorum hemen, bekle. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.